Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Ne kadar hoş söylemişler aynen ya. Aynen abi. Ha şimdi yanlış anlamasınlar. Yani öyle şey acı değil. Bir sıkıntılı bir acı değil. Biz sadece kendi topraklarımızda yetişen İsot'un acısı. İsot'tan bahsediyoruz. Aynen. Böyle güzel bir acı var mı? Yok. Keşke bütün acılar İsot böyle, acısı gibi aynen, olsa. Aynen. Allah bize İsot acısından başka bir acı göstermesin. Aynen. En güzel sabahlar İsot'tan başlar. En güzel sabahlar İsot'la başlar efendim. En güzel sabahlar İsot'la başlar. En güzel sabahlar İsot'la başlar. Evet, ne diyoruz? Acımız büyük, keyfimiz yerinde diyoruz. Biz bütün basın mensupları olarak tekrarlıyorum. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Ta bak bu yazın sıcağı var ya, öldü kıldı. Bak. Evet. Bilhassa Allah kimseye o hastalığı vermesin. Kansere bile tedavi olarak kullanılıyor. Kez gördüm. Böyle protokole dizilirler 3-4 sıra. Ama bakın gerçekten sizinle gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum devasınız için. Şanlıurfa olarak sahip olduğumuz büyük tarihi, kültürel bir mirasımız var. Çok zengin mutfağımız var. Çok büyük değerlerimiz var. Hepsi daha profesyonel bir anlamda. İsot Şanlıurfa için önemli bir değer. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. 2000-2500 gibi bir para takdim ediyorlar. Ne yapacaksın parayı? Villa alacağım. Bu elden kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Başka müsaadenle. Afiyet olsun. Tabii iyi. Afiyet olsun. Hani İsot'u acı, insanı tatlı bir şehirdeyiz ve inanılmaz keyifli. Bunun anısa bu şeyi de size bir bonuza takayım. Eve götürürüm ama bonuzayı masaya. Götür. Evimizin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Bismillah diyelim, müzdeyi vuralım. Ama güzel görünüyor sizden Sayın Başkanım. Köftede ustayım. Gerçekten acımız büyük, keyfimiz yerinde. Benim acı eşiğim çok düşük. Evet. İlk kez bir yemek tattım. Çok acıydı ama öyle keyifli ki o acıyı unutuyorsun ve bir şekilde mutluluğuna devam edebiliyorsun. Güzel. Bu acıyı paylaşmak güzel. Ben Lokman'a katılıyorum. En büyük acımız bu olsun. En tatlı acımız bu olsun. Bunu da paylaşalım. Mesela sıra gecelerimizin esası çiğ köfte. İşte bu İsot'ta oluşuyor. Malumunuz İsot sesi besler, evet. Sese bir seda, bir güzellik katar. Gurbette, gurbette, gurbette boy boy. Yine de gülüm, hep sormayan, kanmayan. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Neymiş efendim? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Bir de şu slogan var: en güzel sabahlar İsot'la başlar. Neymiş? En güzel sabahlar İsot'la başlar. Ne demek efendim? En güzel sabahlar İsot'la başlar. Abi ben İsot yediğim zaman midemde ne bir ekşime oluyor. Ama evet. Ama İsot yediğim zaman abi, biber yediğim zaman da evet çok güzel. İsot yediğim zaman huzur buluyorum abi, böyle aynen. Bir şey olur mu ya? Allah'ın Urfa'ya vermiş olduğu en güzel nimetlerden biri. Şöyle, festival harika. Ben ilk kez Urfa'ya geliyorum ve öncelikle şunu söyleyebilirim ki insanları harikulade. Duymuştum zaten çok evet. Misafirperverler diye. Umduğumdan daha da ötesini bulmuş oldum. Festival de çok güzel. En büyük acımız bu olsun. Başkanım acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız büyük ama keyfimiz yerinde. Yedik mi köfteyi? Yedik. Nasıldı efendim? Ya biraz acılı oldu da. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız ne kadar büyük olursa olsun midemize işlemez. Evet. Acı tatlı. Evet. Urfa İsot'u. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Bir daha söyleyin oraya, kameraya bakalım. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Ha, Urfa kokuyor. Nihat Başkanımız ilklere imza atmaya devam ediyor. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Urfa'mız
huzurun şehri. Dediğimizin dışında çok acı. Abi, sen de bir 20'lik var mı abi? Ver sesimi açsın ya. Tamam. Acımız büyük, keyfimiz yerinde elhamdülillah. Evet, bizim isotumuzun başka bir tadı var. Acı zannedilir ama nefistir tadı. Başka. Acımız büyük, lezzetimiz büyük ama zaten Urfa'da otellerde yer kalmamış şu anda. Acımız büyük ama keyfimiz yerinde. Hakikaten Urfa isotu antitoksin oranı en az olan, evet. Daha doğrusu hiç olmayan bir isot ürünü. İsot yüzyıllardan beri bana kalırsa İbrahim peygamberden bu zamana kadar çiğ köftenin tarihinden beri var olan bir nimet. Kanseri önleyen tek madde, kanser ilacına iyi gelen tek ilaç. Hakikaten de bizim bu coğrafyanın acısı büyüktür. Evet. Bu da damağımıza yansımış. Aynen. Efendim ne diyoruz? Acımız büyük ama keyfimiz çok yerinde. Olmadı, baştan alıyoruz. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız büyük. Velakin keyfimiz yerinde. Cenab-ı Mevla bu acıyı herkese tatırsın. Yaklaşık 20 leğende köfte yoğuruyorlar ve 20 kişi de ona yardım ediyor. 40 kişi ne yapayım, devasa leğenlerde, bakır leğenlerde Şanlıurfa'nın meşhur çiğ köftesini, etli köftesini, yani bizim yemek için yaptığımızı, satmak için yapmadığımız köfteyi yoğuruyorlar. O izotüksü onda sende emeğin var. Şimdi çünkü Emin Başkanım, siz bir üçümüz bir adım. Emin Başkan beni aradı, dedi ki Mehmet Demir dedi var, dedim Allah Allah bir bakayım ya. Allah'ın Urfa'ya bahşetmiş olduğu en güzel bir lezzet, en güzel tat. Evet abi. Acımız büyük ama keyfimiz yerinde değerli arkadaşlar. Burada başta Nihat Başkanımızdan tüm alt personelimize kadar ben özellikle daire başkanıma, özellikle 8 şube müdürümüzün tamamının Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı'ndaki çalışanlarına tek tek alanlarından öpüyorum, teşekkür ediyorum. Bu emek onların. Biz sadece organize ediyoruz emek arkadaşlarını. Ben Yıllardır Şanlıurfa mutfağında yer alan ve her zaman baş tacı yapılan çiğ köftenin bir yarışması söz konusu. Aslında Şanlıurfa'nın evlerinde yoğrulan köftenin hepsi birinciliği hak eder. Malzemeler hepsi en güzelinden seçilir. Her zaman mutfağın en iyi yerinde muhafaza edilir. Ve her Şanlıurfalı, gerek annelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, gerekse erkek anlamda abilerimiz, her zaman en güzelini yaparlar. Şanlıurfalı gençler hep bu tat ve lezzetle büyüdüler. Coğrafyamızın kendine has kültürel bir özelliğidir. Şanlıurfa bir gastronomi şehridir. Şanlıurfa'da baharat ayrı bir güzeldir ama isotun yeri başkadır. İsot çiğ köftenin olmazsa olmazıdır. İsotsuz zaten bir çiğ köfte ne düşünülebilir ne de yapılabilir. Özellikle kış aylarında dost meclisinde tüm dostlar, arkadaşlar bir araya gelir ve bir sıra gecesi turuna çıkarlar. Sıra gecesi kültürü de bize memleket meselelerini öğretmiştir. Muhabbet etmeyi öğrenmiştir. Dayanışmayı öğretmiştir. Fakir fukaraya sahip çıkmayı öğretmiştir. Onun yanında da herkes bir enstrüman çalmak hiç bilmiyorsa güzel sesiyle, yanık sesiyle türküyü söylemek gayesiyle müzik kültürümüzü geliştirmiştir.
İşte böyle bir şehirdeyiz. Böyle bir şehre hizmet ediyoruz. Aynı zamanda da ustalarına da güvendiğimiz için vekaleten çiğ köfte yoğurmayı genel sekreter yardımcımıza bıraktık. Sevgili dostlarımız tabii ki çiğ köfte yarışması başladı. En güzel köfteyi yiyecek kişi herhalde bizim Sayın Özçınar. Efendim kolay gelsin. Yok estağfurullah. Ben arkadaşlara bir destek amaçlı. Çiğ köfteyi birlikte kuralım. Motive etmek için. İsot hepimizin, çiğ köfte hepimizin, baş tacımız. Bu amaçla dedi ki dostlarla birlikte Bismillah diyelim biz de kuralım. Ama güzel görünüyor siz Sayın Başkanım. Köftede ustayım. Öyle efendim? Eyvallah. Siz de gördünüz efendim. Eyvallah. Ama dün de çok güzel geçti. Festivalimizin ikinci günü, birinci günü harika geçti. Ferhat Göçer'e, Zekeriya Ünlü'ye, Sedat Anar'a teşekkür ediyorum. Halkımıza teşekkür ediyorum coşkuyla katıldılar. Bugün de ikinci günü. Nefes nefeseyim. Köfteyi vuruyorum. Sonra devam edelim efendim. Devam ederiz. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun. Şükrü Elmas. Nuri Elmas. Şükrü Elmas. Evet. Siz de yarışmaya katılıyorsunuz. Evet, Şanlıurfa'mızın kültürü vazgeçilmez kültürü. Kendinize çünkü... güveniyor musunuz? İnşallah. Kaç yıldır kütüde yoğuruyorsun sen Şükrü Bey? Valla küçüklüğümden beri yoğuruyorum. İyi oldu mu? Valla şu anda yoğuruyoruz. İnşallah iyi olacak. Ne zaman hazır tahminen? Bir 10-15 dakika sonra hazırdır. Gel sana bakacağız burada. Tamam, jüriden sonra. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Dün biber bugün çıkıp da yarışmasına dönecek. Evet, iki gündür Urfa'mızda gerçekten doyumsuz bir güzellikler yaşanıyor. Evet. Hakikaten bu ortamı görünce insan duygulanmaması mümkün değil. Evet. Yine diyorum başta başkanımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Acı mı kocam size? Maalesef. Gelecek yıllarda çok daha güzel olacağına bütün kalbimle inanıyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam çiğ köfte mi jürilik zor, isot mu jürilik zor? Hangisinde jürilik zor? İsot daha zor. Çünkü dün 4-4,5 saat gibi 81 tane isotu tatmak durumunda kaldım. Şimdi burada 12-13 tane arkadaşımız var. 13 tane, 13 lokma çiğ köfteyi tadacaksın. Bir de bugün biz sıkıntı çekmeyeceğiz. Bilakis zevk alacağız. Aynen efendim. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayşe hocam. Efendim. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dün isot yarışması. Bugün çiğ köfte neler söyleyeceksiniz? Vallahi Allah bize yardım etsin diyelim. Ne diyeyim? Hem işimiz günümüz acı. Ama yani sevdiğimiz bir şey olduğu için zevkle. Dün de zevkle yaptık. Bugün de aynı şekilde. Bugün daha işimiz kolay gibi. Çünkü yarışmacı sayısı daha az. Onun için daha kolay geçeceğine inanıyorum. Hocam tatmaya bakarken isot mu zordu, küfte mi zor? Hangisi daha zor? İsotta sayı fazla olduğu için zor. Bir de bir tek biber yiyorsunuz. Bunda lezzet yiyorsunuz. Bunda keyif alıyorsunuz efendim. Bunda tabii ki. Bunda hepsi bir arada olduğu için daha güzel tabii ki. Bu daha kolay, o daha zor, bu daha zevkli. Çok teşekkürler efendim. Rica kolay ederim. Gelsin. Sağ olun. Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. İsot sağ olun. Bugün çiğ köfte yarışması neler söyleyeceksiniz efendim? Vallahi bugünkü biraz daha bizi zorlayacaktır. Çünkü bu 8-10 besin maddesinin birbirine en lezzetli şekilde karışması ve ortaya mükemmel bir lezzet çıkarılması için buradayız. Onun için yarışmacılara en başta başarılar diliyoruz. Ve Allah onların ellerine bir tat, kollarına da güç kuvvet versin. Size de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler efendim. Teşekkür. Hocam kolay gelsin. Sağ olun. Dün isot, bugün çiğ köfte yarışması. Ne söyleyeceksiniz efendim? Valla işte Urfa'nın güzel günleri bunlar. Evet. Bizim genel ulusal basında şehrin tanıtılması. Yani amaç bence yarışma değil. Çünkü hepsi çok güzel. Aynen. Hepsi heyecan. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Buraya gelen insanlar yoğuruyor mutlaka. Amaç bunun Urfa için güzel bir reklam olması. Evet.
güzel olarak insanları biz inşallah bu konuda Urfa'ya getirebilirsek, Çiğ Köfte festivallerine, efendim İsot festivallerine insanları Urfa'ya getirir, onu sayı tanıtırsak, evet. Urfa'nın kültürünü tanıtırsak, Urfa'nın kültürünü anlatırsak bizim için ne güzel. Bu da şey yaparken en çok neye dikkat ediyorsunuz köfte yarışmasında? Yani kıvamına yoğunlaşalım. Bir bakalım beraber, buyurun, buyurun efendim. Evet. Kimse sahiplenmesin. Adı ne bunun? Kimse sahiplenmesin efendim. Kimse sahiplenmesin. Evet. Başkan yardımcılarımız var. Şimdi jürimiz tadına bakacak köfteyi efendim. Hocam nasıl? Ya köfte kötü olmaz. Hayır tabii. Diğerlerine göre. Yani şampiyon olacak bir mal değil bu. Öyle mi? Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Tamam, kolay gelsin. Başkanım, iki gündür Şanlıurfa adeta coşuyor. Böyle bir keyif, zevk, mutluluk, tatlı bir acı var. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, yani acımız tatlı, doğru. Şimdi festivallerin ruhu böyle. Evet. Yani şehrin coşkuya da ihtiyacı var, deşarj olmaya da ihtiyacı var. Pozitif enerji yaymaya da ihtiyacı var. Ben bunu dünkü yapılan faaliyetlerde de gördüm. Akşam konserde de gördüm. Bugün burada da görüyorum. Biz insanız. Aynen. Hepimizin muhakkak surette deşarj olmaya, kültürünü yaşamaya, bir dinlenmeye ihtiyacı var. Yani 24 aydır ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Hep şehitler oldu. Acaba? Hep olaylar oldu. Hiçbir kültür ve sosyal faaliyetleri gerçekleştirdik ama istediğimiz coşkuda, festival havasında yapamadık. Evet. 11 Nisan programlarını çok güçlü bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi inşallah yeter ki memleket huzurlu olsun. Hepimiz huzur içerisinde olalım. Birçok özelliğimiz var. Yani biz bunları hepsini tanıtmaya, yaşatmaya, paylaşmaya, halkımızla, dostlarımızla, teşkilatlarımızla paylaşmaya varız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Akşam yine konser var efendim bu akşam. Mahmut Tuncer var. Tabii tabii, Mahmut Tuncer, Münevver Özdemir var. Mahmut Tuncer var. Aşık Sefa'yı var. Bir de sıra gecesi geleneğimizi ve kültürümüzü yaşatmak için her Şanlıurfa'daki tüm sıra gecesi ekiplerinden de birer temsilci olmak üzere 50 tane sıra gecesi süper efendim. Aynı anda çalacak. Bu ben bizim için önemli. Bütün Şanlıurfa'da teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Gerek 15 Temmuz sonrası, gerek bu sıkıntı sonrası Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin bir keyfe ihtiyacı vardı. Bu da iyi bir evet. Moral oldu efendim. Güzel bir moral aynen. Oldu. Şanlıurfa'lı hemşehrilerim, kardeşlerim hak ediyorlar. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ ol. Çok sağ ol. Sayın Yaygın, merhabalar. Merhabalar efendim. Güzel bir festival, neler söyleyeceksiniz efendim? Yani şimdi kentin huzuru için, kentimizin tanıtımı için inanılmaz muhteşem bir proje. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyoruz. Başkanımızın da dediği gibi her zaman acılar duyacak değiliz. Böyle tatlı acılar da, yani böyle güzel acıların tatlı tarafı da olacak. Evet. Kentimizin gelişimi, dönüşümü ve tanıtım için muhteşem bir organizasyon. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Efendim slogan nasıl? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Muhteşem. Değil mi efendim? Muhteşem. Yani acıdan doğan büyük bir keyif. Aynen efendim. Yani böyle bir şey olamaz. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Sayın Kurt, merhaba efendim. Merhabalar. Efendim acımız büyük, keyfimiz yerinde. Ne öncelikle efendim? Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye böyle bir festivalin ilkini yaşattığı için kendisine bir Urfalı olarak teşekkür ediyorum. Tabii ki bulduğu slogan çok güzel. Evet. Acımız büyük. Biz tekrardan böyle festivallerin devamının olmasını istiyoruz. Aynen efendim. İlkini de yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza sizler huzurunda teşekkürler ederim. Sağ olun. Tamam, ama en azından polisimiz, askerimizin acısı olmasın. En büyük acımız İtoğlu acısı olsun. En efendim. Güzel acımız böyle olsun. Aynen efendim. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Sevda Sayımız Ankara'dan bir misafirimiz ve hemşehrimiz. Kültür Turizm Genel Müdür Yardımcısı. Eski Şanlıurfa İl Kültür Müdürümüz efendim. Sayın Selami Yıldız. Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendime hak ettiniz ama yine bir tane adet yerli bulsun diye söyledim. Öyle, hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir organizasyon. Önemli olan ilklere imza atmaktır. Evet. Şanlıurfa Belediye'miz çok güzel bir organizasyonla Urfa'da bir ilki başlatmıştır. Bundan sonra bu artarak devam eder. İnşallah uluslararası bir boyuta gelir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel geçiyor. Ben şimdi nasıl, slogan nasıl? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Güzel yani. Onun derinliğini bilmek lazım. Evet. Güzel bir slogan. Acılı lezzetlerde buluşalım olsaydı biraz daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Oldu. Sayınlar.
Efendim İsot Festivalimiz güzel bir şekilde devam ediyor. Bugün festivalin ikinci günündeyiz. Bugün de Sakıp'ın köşkünde çiğ köfte yarışması var. Beyanımızda Şanlıurfa Hemşehrimiz Sayın Avukat Esat Yaygın var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir etkinlik. Neler söyleyeceksiniz efendim? Yani bugüne kadar Urfa'da düzenlenmemiş olması gerçekten bir eksilik. Evet. Çünkü İsot'un Urfa tarihinde yüzyılları aşan bir geçmişi var. İsot konusunda Urfa'nın gerçekten markalaşması gerekiyor, daha iyi tanıtılması gerekiyor. Bu tür festivaller bu amaca çok iyi hizmet eder. Bundan sonraki yıllarda da daha etkili bir şekilde ve daha kapsamlı bir şekilde bu tür festivallerin düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hem Urfa'nın tanıtımı açısından hem Urfa'nın biberinin daha değer kazanması, markalaşması noktasında önem arz etmektedir. Bu arada bir de ekonomide bir hareketlik oldu. Mesela dünden bu yana otellerde yer yok. Evet, kesinlikle öyle. Yani kısa süreli de olsa turizmde bir etkisi vardı tabii. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nereden geldiniz efendim? Adana'dan geliyoruz. Adana'dan geliyorsunuz. Çok güzel. Nasıl buldunuz festivalimizi? Festivalimiz çok güzel. Tekrarın nasip olsun, Cenab-ı nasip etsin inşallah. Amin. Gerçekten süper çiğ köfte yapıyorsunuz. Bütün dış devletler bile bilse bu kadar güzel çiğ köfte olduğunu, hep gelirler buraya yani. Aynen. Ben de Adana'da duydum, geldim. Kişi mi geldiniz buraya? Evet, festival olduğunu, çiğ köfte olduğunu duydum. Evet. Ve gidip bir çiğ köftesini yiyeyim dedim. Daha önce yemiş miydiniz peki daha önce? Ha, ilk defa. İlk defa yiyorsunuz. Festivalinize ilk defa katılıyorum. Anladım. İlk festival zaten bu. İlk festival. Her şey için teşekkür ederim. Her şey çok güzel. Evet. Belediye başkanımızın da böyle bir etkinliği denediği için. Evet, denediği için, yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Cenab-ı Allah haklarında başarılar nasip eylesin. Amin. Ülkemiz, milletimiz için bu tür etkinlikler hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet değerli hemşehrilerim, Ayhan Bey sağ olsun. İki gündür Şanlıurfa'mızda tüm lezzetlerini tattı. Jüri üyeliği yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yola çıkacak. Onun için diğer tüm jürilerimize, tüm sanatçılarımıza ve tüm yarışmaya katılan, ödül alan tüm kardeşlerimizin ödülleri akşam saat 20'de konser öncesi onlara takdim töreni yapılacaktır. Kendisi aramızdan ayrılacağı için tekrar Şanlıurfa halkı adına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, tek kelimem var. Tüm Urfalılar babosuz. Bu çiğ köfte yiye yiye sizin lehçeyi de aldık. Artık belki gitmezsen şuraya bir yerleşiriz. Bana bir tane mağara ev verin, şurada oturayım. Bugün mağaraları gezdim Sayın Reisim. Bayıldım çünkü dışarısı sıcak, burası serin. Bana şurada bir mağara ver, şurada oturayım yani. Belediyenin mağarasında oturayım. Ben ne alacağım, yatarım. Mutfak babosuz. Zaten geliyoruz, babosuz. Evet, çok teşekkür ederim hepinize, bütün Urfa halkına ve Sayın Reis Başkanımıza ve bütün bu organizasyonda emeğe geçen diğer müdürlere, başkanlara. Tek kelime, benim kullandığım bir kelime, efendim hastasıyım, teşekkür ederim. Değerli gurmemiz Sayın Ayhan Sicimoğlu'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Ayhan Bey'e tabii ki yapmış olduğu katkılardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi Beyefendi bir plaket takdim ediyorlar ve daha sonrasında programımız devam edecek. Benim olasın.
kapılar var. Çok güzel bir yarışma yapıldı. Çiğ köfte yarışması. Şanlıurfa'mızın en çok yenilen, en çok reklamı yapılan, en çok sevilen yiyeceği çiğ köfte. Ve tabii ki yarışmamızın birincisi. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Keskin, Şanlıurfalıyım. Çok güzel. Urfa'nın konuk evinde mutfak şefliğini yapıyorum. Evet. Buraya katılma sebebi önce yöreselimizi ve Urfa'nın bir gastronomi şehri olduğunu tanıtmak istiyoruz. İkincisinde sıra gecelerinde vazgeçilmez olan köfteye yoğurmaya çıktığımız zaman dışarıdan gelen misafirlerimizin aldığı tepki köfte Urfa'ya ait, Adıyaman'a ait. Ben bu lafı hazmedemediğim için buradayım. Evet. Ve bunu kanıtlamak için bu yarışmaya katıldım. Şimdi birincilik alma sebebimizi diye sorarsanız evet, bu yılların verdiği tecrübeyle, birikimle buraya geldik. Rabbime şükürler olsun. Evet. Köftenin zaten Urfalı'yı anlatmaya gerek yok. Mesela şunu soracağım, hani birinci oldu ama o köfteye ne gibi özellikler kattın sen? Şimdi o köfte ben biberi kendim kurutup. Ben de geldim, o isot. İsotu kendim, evet, yani haldan biber olarak alıyoruz. Evde isot olup piyasaya sürülüyor. Evet. Bunu kendim organize, kendim kurutup, kendim çektirip bizzat başına biberin en güzelini alarak, seçerek. Biber de isot. İsotu evet, seçerekten köfte yoğururum. Ve bu tabii ikincisi, eti 10 numara olması lazım. Urfa'nın en güzel kuzu etini kullandım. Bunu bu köfte nerede yiyebilir derseniz tabii ki gene. Sen kaç yıldır kıtayı yoğuruyorsun? Reklam yapma bu arada. Evet. Şimdi bu işi reklam değil. Ben kaç yıldır yoğuruyorsun kıtayı sen? 15 yıldır. 15 yaşı kaç senin? Benim yaşım 30. 15 yaşında 8 sınıftan sonra bu mesleğe başladık. Ben dedim ya, daha önce başta belirttim. Yılların verdiği tecrübeyle buraya geldik. Ne ödül aldın peki? Şu anda Urfa'da bunun için birincilik aldık. Köfte birinciliği aldık. Ödül ne? Plaket ve 2000 mi 2500 gibi bir para takdim ediyorlar. Ne yapacaksın parayı? Villa alacağım. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çok saygılarımızı sunuyoruz. Çok sağ olun. İstersen evet, beğendim. Beğendiniz mi? Evet. Güzel miydi? Çok güzeldi ama çok acıydı. Dostlarımız, İsot Festivalimizin ikinci ve final gününde ne yaptık? Akşam geldi, konserlerimiz başlayacak birazdan. Ve yanımızda Şanlıurfalı hemşerimiz Aşık Sefa'yı var efendim. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizleri Şanlıurfalılara buluşturacakları bir geceye geldik efendim. Mutlu olduk. Hoş safa geldiniz. Çok teşekkürler. Siz hoş geldiniz. Tabii ki efendim, bu kültürümüzün özünde olan bir geleneksel evet, festival. Tabii bu, biz de burada karınca kalarınca müzik olarak katkıda bulmaya çalışıyoruz. Evet. Büyükşehir Belediyesi aramıştı bizi. İşte sizi aramızda görmek istiyoruz dedi. Evet. İyi dedim. Gelirim tabii ki. Ama İsot Festivali'nin olması güzel bir etkinlik. Bunun yanı sıra Şanlıurfalı sanatçılarımızın yer alması daha güzel. Daha bir tat katıyor. Tabii ki. Şimdi bir festival bir ilin adına oluyorsa evet, tabii ki Şanlıurfalı sanatçılar gelmesi lazım. Aynen. Yani dışarıdan sanatçılar çok geldiği zaman onun daha Şanlıurfa'dan şeyi nerede kaldı? Aynen. Aynen efendim. Tabii ki Şanlıurfalı sanatçılarımız. Ama bu işin özü. Evet. Özü. Valla ben diyorum ki yarı espri de olsa evet, eskiden Urfa İsod'u Urfa bahçalar dediğimiz evet, orada yetiştirilirdi. Şimdi maalesef orada bir şey yok. Evet. Şimdi köylerde yetişiyor. Özellikle de Kısas bölgesinde. Kısas, evet. Ben de diyorum ki bir İsod vardı Urfa'da, onu da elinizden aldık. Aynen. Ama sanki yabancı mis gibi oluyor. Beraberiz Kısas bizim. Tabii ki bizim. Ben de diyorum ki yetiştirir yani. Evet. Yani köylü yetiştiriyor bunu ama evet, eskiden Urfalılar yetiştirirdi. Çok doğru. Köylü yetiştirmezdi. Evet. Şimdi köylü sadece satın alırdı. Şimdi aynen, köylü yetiştiriyor. Urfalı merkezde oturanlar evet, sadece satın alıyor. Ben aynen, o anlamda söyledim. Hatta hasat da Kısas'ta yaptık, hasat. Evet, biliyorum. Biliyorum. Evet, evet. Ama Kısas da yani hakikaten bu memlekette yeri apayrı bir beldemiz. Hem çok özel bir Türkmen köyümüz. Evet. Cömertlikleriyle, misafirleriyle evet, hakikaten çok şirin de bir yer. Evet. Öyledir. Bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Misafirperverlik, Türkmen geleneği,
Yani o bizim özümüzde de, özümüzde olan bir şey. Evet. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İnşallah birazdan sizi dinleyeceğiz efendim. İnşallah. Çok sağ teşekkürler. Sağ olun. Festivali olunca İsot türküsü olmayınca olmaz dedik ve tabii ki belediye sıra gecemizin şefi İsmail Bey çok güzel bir şekilde bu türküyü bugün okudular ve tabii ki bütün insanlar da büyük bir alkış aldı, memnuniyet kazandı. Tabii sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ancak ederim, çok sağ olun. Ancak bir türkü kadar güzel okunabilirdi. Eyvallah, çok sağ olun. Gerçekten çok güzel oldu. Benim de yani çalışmaları yaptık. Sağ olsun arkadaşlarımızın büyük bir özverili çalışmalarıyla zaten 50 kişilik bir grup ilk defa böyle bir büyük bir sıra gecesi topluluğu oluşturduk. Evet. Gerçekten ben de hem seslerden, soundlardan, arkadaşların çaldığı sazlardan, söylediği şarkılardan çok hakikaten zevk aldım bu akşam. Çok güzel oldu. Evet, İsot türküsü onda senin emeğin var. Şimdi çünkü Emin başkanım, siz biz üçümüz bir altı. Ben çünkü bilmiyordum o şeyi. Sonra Emin başkan diyor İsot türküsü dedim, vallahi ben yani şey olarak bilmiyorum bunu, anonim türkü yok, hiç yapılmamış. Evet. Dedim ben size türkü de duymamışım, hiç okunmamış da. Evet. Sonra sen herhalde yanına uğramışsın, beni aradı. Ya dedi bak hele bir İsot türküsü varmış ya, bak dedi Mehmet Bey burada söylüyor. Dedim hangisi? Abdülkadir Algın'ın bestesi var. Dedim bakın başkanım tamam. Baktım çok da güzel, Urfa otantik evet. Şeyine de uygun yani evet. Bizim otantik yapımıza da uygun. Çok güzel oldu, sen de buna vesile oldun. Sana da çok teşekkür ederiz. Biz Şanlıurfa'yı aynen öyle, bizim ayrımız gayrımız yok, doğrudur. Hakikaten bugün de 50 kişilik bir ekiple yani müthiş bir gösteri gerçekten yaptınız. Çok büyük bir özveriyle çalıştık. Bu arkadaşlar bir aydır belki
toplanıp provalar alıyoruz, çalışıyoruz. Evet. Tabii çalışmanın sonucu Allah'a şükür çok güzel bir şey ortaya tabii çıktı. Tabii sonucunda hem alkış en büyük ödüldü. Evet. Ya plaketimizi de aldık efendim, değil evet, mi? Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılı olsun inşallah. Çok sağ olun. Artık her platformda İksot dinleriz sizi inşallah. Artık bundan sonra okuyacağız. Çok teşekkür ederim. Güneydoğu TV'ye de size de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Zaman erdiniz için. Eyvallah. Tebrikler efendim. Çok sağ olun. Hayranıyım. Burada Tatlıses hayranı olmayan var mı? Buraların imparatoru kim? Ellerinden öpüyorum. Onun nefesini buraya taşımak istedik gülüm benim. Onun güzel sesi için, onun mucizesi için sizlere getirdik. Kabul buyurun efendim. Ona da saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum ustamı. Evet. Şimdi yine biraz hareketlenelim mi? Bozmayalım lütfen. O zaman evlerine ne yonca? Haydi.
maşallah. Tıranı halla halla, ben aynı kil maşallah. Ala resmin alemi, ben seni hatır Allah. Allah dinle. Çeksinler beni dara, çeksinler beni dara, lefabo. Kabine, 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 lefabine. Demi dönmüştüm bile, beş kıldan çektim çile, lefabo. Kabine, 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 lefabine. Demi dönmüştüm bile, beş kıldan çektim çile, lefabo. Sayın Özdemir, çok güzel bir konser oldu. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, çok hem mutluyum. Hem Hülya'yla konuşalım. Buyurun. Hemşerilerimle olduğum için çok mutluyum. Evet. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Keşke bütün Urfalıları bir araya toplayabilsek. İsot için diyorlar ki acımız büyük, keyfimiz yerinde. Evet, bizim isotumuzun başka bir tadı var. Acı zannedilir ama nefistir tadı başka. Çok teşekkürler efendim. Uzun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Var mı Allah üzerinde? Söylemişik. Herkes hazırlamış. İsmail abi, sen de bir 20'lik var mı abi? Bir sesim açılsın ya. Tamam, verim abi. Boş. Bir 20'lik hemen göreyim, 20'liği yapalım. Hemen abi. Hemen gösterelim abi. Hemen abi, hemen. 20'lik mi alacağım? Evet. Al. Urfa kokuyor. Urfa kokuyor. Allah sesin duyuyor. Ne, girmelikler hazır mı? İçeride... Girmelikler. İçeride çıkayım mı? Çok, 20'lik orada çok. Ya beni mahcup et ya. İsmail abi, ayıp. Hiç olmazsa adam... Hiç olmazsa adam 100 verir. Valla İsot Festivali için geldiniz efendim. Evet, İsot Festivali. Neler söyleyeceksiniz efendim? Ya burası bizim memleketimiz. Evet. Bura bizim canımız, ciğerimiz. Burayı için ölürüz. Evet. Her yerde, her zaman söyledik. 2002'de başlayan canlı yayın programlarımda Urfalıca konuştum. Hala da konuşacağım, konuşacağım, konuşarak da öleceğim. Acımız büyük, keyfimiz yerinde diyorlar adam. He? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız ne kadar büyük olursa olsun midemize işlemez. Eyvallah. Belediye Başkanı Sayın Nihat Bey, ilk tek sen gel buraya. Gel abi, mahsus davet etmenin şartı var ya, gel başkanım. Nihat Bey'i Karaköprü Belediye Başkanı iken ben tanıyorum. Düzenli ve düzeyli çalışmaları, işte bir iki bir şey anlattım ya. Başkan hoş geldin. Kendisini büyükşehire adadı ve şu anda da büyükşehir için elinden gelen bütün gayretleri gösteriyor. Urfa'daki olan Urfalılar görmeyebilirler. Ben zaman zaman gidip geliyorum, bir bakıyorum Urfa'nın altını delmiş, üstünü delmiş, altta bir şey var, üstte bir şey var. Tabii ki derim. Sen erkeksen gel demek yani kötü manada kullanılmasını herkes şey der ama aslında yiğit adamın geldiği yer meydanı burası. Evet, değerli hemşehrilerim, Mahmut Hücer abimize her zaman, ne zaman Şanlıurfa ihtiyaç duyduğunda her zaman aramızda oldu. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hemşehriler sizi heyecanla bekliyor ve fazla konuşma yapmıyor. Yirmilik mi? Şey, İbrahim abiyle oraya gitmişsin. Ben bugün şeyde gördüm, İsot misot gidirmişsin bilmem ne. Benden mi çaldın, ne yaptın ya?
İbrahim abinin, İbrahim Tatlıses'in hepinize selamlar. Dün zaten telefonla bağlandı. Her zaman yüreği hemşehrilerinde atıyor. Bizim için çok büyük bir üstad, büyük bir değer. Şanlıurfa'dan, Peygamberler Şehri'nden selam gönderiyoruz. Ama peşin edeyim. Başkan bir şey söyleyeyim. Bu İbrahim abiyle çekmişsin İsot Misot. Onu ben uçakta İbrahim abiye satmıştım. Şimdi beni orada ne yapmışsın? Taklit etmişsin. Onun için yüzde en az şey zam var yani. Falanı sersen. Bu belediyenin durumu iyi değil ya. Baka bakalım. Şimdi hakikaten mi? Başka yok mu şeyde? Sen zabıta mısın abi? Girme de senden al arkadaş. Onun da durumu iyi değil. Yani girme. Tamam. O... 40. Affedersen 60. 80. 100. Allah kimseyi yüzsüz etmesin. Ben 100'ü cebime koydum abi. Sağ olun. Oh,
Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Ne kadar hoş söylemişler aynen ya. Aynen abi. Ha şimdi yanlış anlamasınlar. Yani öyle şey acı değil. Bir sıkıntılı bir acı değil. Biz sadece kendi topraklarımızda yetişen İsot'un acısı. İsot'tan bahsediyoruz. Aynen. Böyle güzel bir acı var mı? Yok. Keşke abi. Bütün acılar İsot böyle, acısı gibi aynen, olsa. Aynen. Allah bize İsot acısından başka bir acı göstermesin. Aynen. En güzel sabahlar İsot'tan başlar. En güzel sabahlar İsot'la başlar efendim. En güzel sabahlar İsot'la başlar. En güzel sabahlar İsot'la başlar. Evet, ne diyoruz? Acımız büyük, keyfimiz yerinde diyoruz. Biz bütün basın mensupları olarak tekrarlıyorum. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Ta bak bu yazın sıcağı var ya, öldü kıldı. Bak. Evet. Bilhassa Allah kimseye o hastalığı vermesin. Kansere bile tedavi olarak kullanılıyor. Kez gördüm. Böyle protokole dizilirler 3-4 sıra. Ama bakın gerçekten sizinle gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum devasınız için. Şanlıurfa olarak sahip olduğumuz büyük tarihi, kültürel bir mirasımız var. Çok zengin mutfağımız var. Çok büyük değerlerimiz var. Hepsi daha profesyonel bir anlamda. İsot Şanlıurfa için önemli bir değer. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. 2000-2500 gibi bir para takdim ediyorlar. Ne yapacaksın parayı? Villa alacağım. Bu elden kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Başka müsaadenle. Afiyet olsun. Tabii iyi. Hani İsot'u acı, insanı tatlı bir şehirdeyiz ve inanılmaz keyifli. Bunun anısa bu şeyi de size bir bonuza takayım. Eve götürürüm ama bonuzayı masaya. Götür. Evimizin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Bismillah diyelim, biz de vuralım. Ama güzel görünüyor ki Sayın Başkanım. Köftede ustayım. Gerçekten acımız büyük, keyfimiz yerinde. Benim acı eşiğim çok düşük. Evet. İlk kez bir yemek tattım. Çok acıydı ama öyle keyifli ki o acıyı unutuyorsun ve bir şekilde mutluluğuna devam edebiliyorsun. Güzel. Bu acıyı paylaşmak güzel. Ben Lokman'a katılıyorum. En büyük acımız bu olsun. En tatlı acımız bu olsun. Bunu da paylaşalım. Mesela sıra gecelerimizin esası çiğ köfte. İşte bu İsot'ta oluşuyor. Malumunuz İsot sesi besler, evet. Sese bir seda, bir güzellik katar. Gurbette, gurbette, gurbette boy boy. Yine bugün hep sormayan, kanmayan. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Neymiş efendim? Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Bir de şu slogan var: en güzel sabahlar İsot'la başlar. Neymiş? En güzel sabahlar İsot'la başlar. Siz de ne efendim? En güzel sabahlar İsot'la başlar. Abi ben İsot yediğim zaman midemden bir ekşime oluyor. Ama evet. Ama İsot yediğim zaman abi, biber yediğim zaman da evet çok güzel. İsot yediğim zaman huzur buluyorum abi, böyle aynen. Bir şey olur mu ya? Allah'ın Urfa'ya vermiş olduğu en güzel nimetlerden biri. Şöyle, festival harika. Ben ilk kez Urfa'ya geliyorum ve öncelikle şunu söyleyebilirim ki insanları harikulade. Duymuştum zaten çok aynen. Misafirperverler diye. Umduğumdan daha da ötesini bulmuş oldum. Festival de çok güzel. En büyük acımız bu olsun. Başkanım acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aynen. Acımız büyük ama keyfimiz yerinde. Yedik mi köfteyi? Yedik. Nasıldı efendim? Ya biraz acılı oldu da. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız ne kadar büyük olursa olsun midemize işlemez. Evet. Acı tatlı. Evet. Urfa İsot'u. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Bir daha söyleyin oraya, kameraya bakalım. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Ha, Urfa kokuyor. Nihat Başkanımız ilklere imza atmaya devam ediyor. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Urfa'mız
huzurun şehri. Dediğimizin dışında çok acı. Hayda abi, sende bir 20'lik var mı abi? Ver sesimi açsın ya. Tamam. Acımız büyük, keyfimiz yerinde elhamdülillah. Evet, bizim isotumuzun başka bir tadı var. Acı zannedilir ama nefistir tadı. Başka. Acımız büyük, lezzetimiz büyük ama zaten Urfa'da otellerde yer kalmamış şu anda. Acımız büyük ama keyfimiz yerinde. Hakikaten Urfa isotu antitoksin oranı en az olan, evet. Daha doğrusu hiç olmayan bir isot ürünü. İsot yüzyıllardan beri, bana kalırsa İbrahim peygamberden bu zamana kadar, çiğ köftenin tarihinden beri var olan bir nimet. Kanseri önleyen tek madde, kanser ilacına iyi gelen tek ilaç. Hakikaten de bizim bu coğrafyanın acısı büyüktür. Evet. Bu da damağımıza yansımış. Aynen. Efendim ne diyoruz? Acımız büyük ama keyfimiz çok yerinde. Olmadı, baştan alıyoruz. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Acımız büyük. Velakin keyfimiz yerinde. Cenab-ı Mevla bu acıyı herkese tatırsın. Yaklaşık 20 leğende köfte yoğuruyorlar ve 20 kişi de ona yardım ediyor. 40 kişi devasa leğenlerde, bakır leğenlerde Şanlıurfa'nın meşhur çiğ köftesini, etli köftesini, yani bizim yemek için yaptığımızı, satmak için yapmadığımız köfteyi yoğuruyorlar. O izotüksü onda senin emeğin var. Şimdi çünkü Emin Başkanım, siz biz üçümüz bir adım. Emin Başkan beni aradı, dedi ki Mehmet Demir dedi var, dedim Allah Allah bir bakayım ya. Allah'ın Urfa'ya bahşetmiş olduğu en güzel bir lezzet, en güzel tat. Evet abi. Acımız büyük ama keyfimiz yerinde değerli arkadaşlar. Burada başta Nihat Başkanımızdan, kesinlikle, tüm evet, alt personelimize kadar, ben özellikle daire başkanıma, özellikle 8 şube müdürümüzün tamamının, evet, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı'ndaki çalışanlarına tek tek alanlarından öpüyorum, teşekkür ediyorum. Bu emek onların, biz sadece organize ediyoruz emek arkadaşlarım. Ben Benim olan